videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de yer alan yiyeceklerin hangileri olduğunu ve bunların faydalarını biliyor musunuz? Bu videoda şifalı meyve ve sebzelerden bahsedeceğiz. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bir saniyenizi ayırıp beğeni tuşuna basmanız yeterli olacak. Haydi başlayalım. Hurma. Bilinen en eski bitki çeşitlerinden biri olan hurma, cennet nimetleri arasında sayılıyor. Kur'an-ı Kerim'de 20 ayette hurma ve ağacına yer verilmesi de bu meyvenin önemini ortaya koyuyor. İlahi beyan, hurma ve ağacını değişik ayetlerde misal malzemesi olarak kullanıyor ve onunla insanları uyarıyor. Yine Yüce Kelam'dan hurmanın eski kavimlerde de kullanıldığı anlaşılıyor. Bundan dolayı hurmaya semavi dinler meyvesi, ağacına da semavi dinler ağacı deniliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de acve cennet meyvelerindendir. O zehirlenmeye karşı şifadır. Sabahleyin aç karnına hurma yiyin çünkü bağırsak kurtlarını öldürür. Hadislerinde bu meyveyi övüyor. Allah'ın Hazreti Meryem'in doğumunu kolaylaştırmak için sunduğu nimetlerden biri olan hurmanın hamile ve doğum yapan kadınlar için önemi ve faydaları bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda. İnsan vücudunun canlı ve sıhhatli kalabilmesi için çok önemli olan 10 çeşitten fazla elemente sahip olan bu meyvede organlara bol miktarda hareket ve ısı enerjisini kazandıran hazmı ve özümlenmesi kolay şeker bulunuyor. Bedeni ve zihni gelişimi sağlayan hurma, bronşit, öksürük ve soğuk algınlığı şikayetlerinin giderilmesine de faydalı. İncir. Ülkemizde en çok üretilen meyvelerden biri olan incir, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın üzerine yemin ettiği önemli bitkilerden biri. İncire, zeytine, Sina Dağı'na ve şu emin beldeye andolsun. Tin 1-3. Müfessirlerin bir kısmı bu meyve üzerinde yemin edilmesini Akdeniz Havzası ve Orta Doğu bölgesinde yetişen önemli bir ticaret metaı olmasına bağlarken, bir kısmı ise incirin tefekkür açısından önemine dikkat çekiyor. Zira binlerce çekirdeğe sahip olması yönüyle incir diğer meyveler içinde farklılık arz ediyor. Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem incirin cennet meyvelerinden biri olduğunu belirterek onu methediyor. İncir yiyin. Eğer cennetten inen bir meyve söyleyecek olsaydım bunun incir olduğunu söylerdim. İncir yiyin. Çünkü o bağırsağı keser, eklem ağrılarını yok eder. İncir sağlık açısından da çabuk hazmedildiği ve midede fazla kalmadığı, balgamı azalttığı, ciğerleri temizlediği, mesane kumlarını önlediği, ciğer ve dalağın içindeki kan sinüslerini ve damarlarını açtığı için tüketilmesi tavsiye edilen meyvelerden. İncirin ağız kokusunu giderme ve felci önleme gibi faydaları da bulunuyor. Zeytin. Çok eski çağlardan bu yana tüketilen zeytin, Kur'an-ı Kerim'de üzerine yemin edilen meyvelerden. İlahi beyanda bu meyve 6 kez zikrediliyor. Zeytinden mübarek ağaç olarak bahsedilirken zeytinyağına da dikkat çekiliyor. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur. Duvarda bir hücre, içinde bir kandil, kandilde bir cam fanus içinde. Fanus sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan ne doğuya ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak kadar berraktır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Zeytin ve yağı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de önemli gıda maddeleri arasında yer alıyor. Efendimiz zeytinyağını yiyin ve onunla yağlanın. Çünkü o bereketi bol ve mübarek bir ağacın meyvesinden çıkartılmaktadır. Tavsiyesinde bulunuyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar zeytinin önemli bir sağlık kaynağı olduğunu ortaya koyuyor. Zeytinyağı, kalp damar hastalıklarının yanında çocukların beyninin gelişmesi, kemiklerinin güçlenmesi ve midenin ülsere karşı korunmasında tesirli. Vitamin deposu olan meyve, hücre yenilenmesi ve yavaşlamasının geciktirilmesinde de faydalı. Nar. Cenab-ı Hakk'ın dikkat çektiği meyvelerden birisi de nar. Ayet-i Kerime'de çardaklı ve çardaksız bağları inşa eden Allah'tır. Tatları çeşitli ekim ve hurmaları, zeytin ve narı birbirine benzer ve benzemez şekilde yaratan O'dur. Ürün verdiği zaman ürününden yiyin. Devşirildiği ve biçildiği gün hakkını verin. İsraf etmeyin. Çünkü Allah müsrifleri sevmez. Enam 141 deniliyor. Narı öven Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise onun özel bir yanına işaret ediyor.
her narda mutlaka cennet sularından bir damla vardır. Bu hadis sebebiyle İslam alimleri narın tek bir tanesinin bile yere düşürülmesini doğru bulmuyor. Hazreti Ali Efendimiz de narı etli kısmıyla beraber yiyiniz. Zira nar mideyi tabaklayıp temizler. Diyerek bu meyvenin sağlık açısından önemine dikkat çekiyor. Eşsiz bir hazine olan Kur'an-ı Kerim'de bazı bitki ve meyvelerin zikredilmesi şüphesiz ki tesadüfi değil ve içinde birçok hikmet barındırıyor. Bu noktada bize düşen, insanoğluna sayısız nimet ihsan eden Rezzakımıza zikrimiz, fikrimiz ve şükrümüzle samimiyetle mukabilede bulunmak olsa gerek. Muz. Cennet tasvirlerinin yapıldığı bir ayette de muzdan bahsediliyor. Ashab-ı yemin ki, ne ashab-ı yemin, ne mutludur onlar. Dal bastı kirazlar, dolgun salkımlı muzlar, yayılmış gölgeler, şırıl şırıl akan sular, tükenmeyen, eksilmeyen, hiçbir surette esirgenmeyen birçok meyveler içindedirler. Muz, vücudun ihtiyacı olan bütün maddeleri karşılaması bakımından dikkat çekici bir meyve. Son derece besleyici olan muzun içerisinde %75 oranında su, %1.3 oranında protein ve %0.6 oranında da yağ bulunuyor. Birçok hastalığın tedavisinde faydalı olduğu gibi özellikle ateş, sindirim bozuklukları, kas krampları ve kas gevşekliği gibi rahatsızlıklar da tüketilmesi tavsiye ediliyor. Üzüm. Kur'an-ı Kerim'de çokça zikredilen meyvelerden birisi de üzüm. İlahi beyan bu meyveye 11 ayette yer veriyor. Ayetlerin büyük kısmı ise inananları tefekküre çağıran nitelikte. Gökten su indiren odur. Sonra biz onunla her çeşit bitkiyi çıkarırız. O bitkiden bir filiz, ondan da büyüyüp birbirinin üstüne binmiş taneler, başaklar çıkarırız. Hurma tomurcuklarından sarkan salkımlar, üzüm, zeytin ve nar bahçeleri yetiştiririz. Enam 99. Said Nursi Hazretleri de eserlerinde üzümün bu yönüne dikkat çekiyor. O rahimi Zülcemal'in Bayistan-ı Kerem'inden, mucizatının salkımlarından bir tanecik hükmünde gördüğüm iki parmak kalınlığında bir üzüm asmasına asılmış olan salkımları saydım. 155 çıktı. Bir salkımın tanesini saydım. 120 kadar oldu. Düşündüm, dedim. Eğer bu asma çubuğu ballı su musluğu olsa, daim su verse, şu hararete karşı o yüzer rahmetin şurup tulumbacıklarını emziren salkımlara ancak kifayet edecek. Enerji kaynağı olan üzüm canlılık ve zindelik de veriyor. Vücutta biriken zararlı maddelerin dışarı atılması, yüksek tansiyonun düşmesi, kan oluşumu, gastrit içinde faydalı. Acur. Acur vücudun enerjisini dengeler ve hazmı kolaylaştırır. Bununla birlikte besin değeri yüksek bir sebze olduğundan sizi tok tutmaya yarar. Düzenli olarak tüketmek kandaki zararlı maddeleri arındırır. Soğan. Soğanın içerisinde bol miktarda C vitamini, B6, biyotin, krom, kalsiyum ve lif gibi insan sağlığı açısından oldukça faydalı maddeler bulunmaktadır. Ufak bir ayrıntı olarak soğanın içerisinde bulunan alisin isminde bir madde kesildiğinde gözlerinizin yaşarmasına neden olmaktadır. Sarımsak. Herkes sarımsağın güçlü bir antibiyotik olduğunu bilmektedir. Sarımsağın içerisinde bulunan dialil sülfit bileşikleri, kampilobakter bakterileri yok olmasını sağlayarak bağışıklık sistemimizin daha güçlü olmasına neden olmaktadır. Mercimek. Discovery Health dergisine göre mercimek tüketmek vücutta inflamasyonu azaltmaya yardımcı olması nedeniyle romatoid rahatsızlıkla iyi gelir. Yüksek oranda lif içermesi nedeniyle diyabet, insülin direnci ya da hipoglisemi gibi durumlar için oldukça faydalıdır. Hem kan şekeri seviyelerini dengede tutmakta hem de sürekli bir enerji kaynağı olabilmektedir. Bal. Balın bilimsel süper güçleri arasında tüm vücudumuzun sağlığına faydalı olmak başta gelmektedir. Bu doğal ve sağlıklı tatlandırıcı, çeşidine göre insan sağlığı için faydalı bir sürü besin değeri içermektedir.